Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 11. sınıf arkadaşlar, öğrenciler, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden tercümeye devam ediyoruz. İmam Hatip 11. sınıf Arapça ders kitabının 1. ünitesinin 4. dersine geldik. Bir önceki ünitede buraları işlemiştik. Buraya dönmüyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anki işlemiş olduğumuz video 696. video. Bunu YouTube'a yüklediğimiz zaman 696 tane video olacak. 5. sınıf Arapça ders kitabından 12. sınıfa kadar. İmam Hatip kitaplarının, Arapça ders kitaplarının hepsinin tercümesi kanalımızda mevcut. Bilginiz olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İstemiya, sen dinle. Neyi dinle? İnen ilen nasıl ati, aşağıdaki metni dinle. Sümmekra'ahu, sonra onu oku. Vecip, cevap ver, cevapla, şefeviyen, sözlü olarak niye cevapla, anil esileti, soruları cevapla. Elleti, ol bir sorular ki teliha, gelen, teliha takip eden demek, yani gelen manasında. Şu aşağıdaki gelen soruları cevapla, sözlü olarak diyor. Burada toplu manası var. Beyyene, beyan etti, açıkladı. Kim? El imam et-teftazani, İmam Teftazani. Biz öyle diyoruz Türkçe'de. Açıkladı. Niye açıkladı? El-İmam faildir. Ba'da mef'uldür. Fail raf olmuş, mef'ul de nasb olmuş. Niye açıkladı? Mef'ule niye, neye, kimi, kime diye sorarız. Niye açıkladı? Ba'da mükeffirat. Bazı mükeffiratı, yani küfre götüren fiilleri açıkladı. Nerede açıkladı? Dikkat edelim. Buranın taalluku buraya ait. Yani buraya bir taalluk, bağlantı yapıyoruz. Nerede açıkladı? Fi kitabihi, kitabında. Kitabından maksat, o kitabı nedir? Şerhul akaidin nesefiyeti. Şerhu akaidin nesefi kitabını. Şer'i akaid kitabı var arkadaşlar. O kitabında açıkladı. Da fezekera, zikretti. Minha, o kitapta. Neyi zikretti, yani söyledi? Ratten nusus, nasların reddini o kitabında zikretti. Vel maksud bihi, bununla maksut nedir? İnkarul ahkamil kat'iyeti, kat'i, kesin olan hükümlerin inkarıdır. Neden? O hükümlerde, kesin olan hükümlerde neden? Minel kitabi ve sünneti, Kitabullah'tan ve Peygamber Efendimizin sünnetinden kesin olan emirlerin, nehilerin, ahkamın, hükümlerin nidir? İnkarıdır. Reddün nusus, metinlerin reddiyle maksat budur yani. Ne gibi? Ke haşril ecesat, cesetlerin haşri, haşr olması, dirilmesi gibi. Ne zaman? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Niçin? Likevnihi, olduğu için. Nedir olduğu için? Tekziben. Tekzip, yalanlama. Öyle bir tekzip ki, burası sıfat mevsuf, dikkat edelim. Sarihan, açık bir tekzip, yalanlama olduğu için. Kimi tekzip, açıktan kimi tekzip, kimi yalanlama? Lillahi. Burası sarihallahi falan değil, dikkat edelim. Sarihan, lillahi. Lillahi bu şekilde yazılır. Sarihallahi olmuş olsaydı, o zaman yani burada temin gelmezdi, burada elif olurdu falan. Bazı tercümelerde yanlışlıklar yapılmış. Buraya dikkat edelim. Sarihan lillahi, Allah'ı açıktan yalanlama. Teala daha ve rasulihi, o Allah'ın rasulünü, peygamberi, peygamberimizi açıktan yalanlama olduğu için kıyamet günü cesetlerin, yani insanların cesetlerinin haşri, tekrar dirilmesini yalanlamak gibi. Şuranın toplu manası arkadaşlar burada. Tekrar etmeyeceğiz. Şuraya, şuradakilerin manası tamamen burada yazıyor. Ma mana reddün nusus. Reddün nusus nedir? Yani nasların reddi nedir? Nas iki manada kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela şurada diyor ki nasil ati, aşağıdaki gelen metin. Burada metin manası da kullanıyoruz. Ama şurada nerede? Burada bak, şurada reddün nusus. Şurada reddün nusus. Buradaki nusus, nas farklı. O nasın
müfredi, or nas müfred, cemisi nusus. İkisi de aynı kelime ama yukarıdaki ile aşağıdakileri kastettikleri mana farklı ki şu şekilde. Hazreti Allah'ın kavli, ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti bir nastır arkadaşlar, bir delildir. Burada o kastediliyor. Ma mana reddün nusus. Burada diyor ki nasların reddi nedir? İşte burasıdır. Reddün nusus vel maksudu bihi inkarul ahkamul katiyyetin ve kitap ve sünnet. Kur'an-ı Kerim'den ve sünneti Resulullah'tan kesin olan hükümleri inkar etmektir. Reddün nusus bu. Yani bunu şöyle işaretleyebiliriz arkadaşlar. Nasıl? Şu şekilde. Kalemi açalım. Reddün nusus burası. Buraya işaretliyoruz. Sonra üzkür bir zikret misalen misal örnek zikret. Bir reddün nusus nasların redd olduğuna dair bir örnek zikret. Orada şu arkadaşlar. Ke haşri diyor ya. Ke haşri esad yevmel kıyame. Kıyamet gününde cesetlerin haşrı gibi. Likevni tekziben sarihan lillahi teala ve rasulihi. Yani kıyamet gününde cesetlerin haşrını inkar etmek. Bu da ne oluyor? Bu şekilde yapıldığı zaman Hazreti Allah'ın ve Peygamber Efendimiz'i açıktan yalanlama oluyor. Onların söylediklerine inanılmamış oluyor. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üktüp yaz el kelimetel münasibete uygun kelimeyi yaz. Niçin litükevvine oluşturmak? Cümleten bir cümle. Tuab bir anlatan. Hani surati fotoğraftan nasıl müstaynen yardım alarak bil misal. Şu misallerden, bu kırmızılı yazılmış olan misaller kastediyor. Onlara yardım alarak fotoğrafı anlatan, fotoğraftan bahseden cümleler oluşturabilmek için uygun kelimeyi yaz diyor. Peki hemen yazıyoruz. Tatbuh el-ummu et-ta'am. Bu fiili nedir? Tabaha yatbuhu mudari. Tabaha yatbuhu, yatbuhu, yatbuhane, yatbuhune, tetbuhu. Müennes olduğu için bu şekilde oluyor. Şimdi burada fiili muzari. Aynı kişi için arkadaşlar muzariyi kaldırıyoruz. Ne diyoruz? Sen pişir diyoruz. Karşımızda muhatap olduğu için. O zaman da bu fiili muzari emir fiiline, emre hazıra dönüşüyor ki emir fiili, fiili emir ve emre hazır ikisini de kullanabiliriz. Emir hazır adı üstünde hazır olan kimseye emretmek. Yani muhataba bir şeyin yapılmasını istemek. Utbuhi et-ta'am. Yemeği pişir. Pişir. Yeftah eşşebab ennafizete. Genç eşşabbe. Genç açıyor. Neyi ennafizete? Pencereyi gördüğünüz gibi muzari. Bunun arkadaşlar emri ne olur? Fetaha yeftahu. Sülasi mücerredin 3. babından emri hazır. İftah gelir. İftah ennafizete. Pencereyi aç. Bu da tabaha yetbuhu. Sülasi mücerredin 1. babından. Fiili muzari. Müfret muennesi gaibe. Bu da emri hazır. Devam edelim. Yel'abu oynuyor el veledü çocuk niyle bil kurati topla oynuyor veya top oynuyor. Burada ne diyeceğiz arkadaşlar? İl'ab bil kurati topla oyna diyoruz. İl'ab bil kurati. La'ibe yel'abu. Sülâsi mücerredin 4. babından. Fiili muzari 4. babından. Emre hadır. Sa'ade yusa'idu. Yusa'idu. Sa'ade yusa'idu. Halit. Yusaidu yardım ediyor. El Halidun Halid kime? Racülel ama. Racülel ama kör adama, görme engelli adama yardım ediyor. Ediyor. Burada da yardım et. Emrediyoruz. Sa'id racülel ama kör adama yardım et. Gördüğünüz gibi şu kırmızıyla yazılan arkadaşlar fiil muzari. Şu ikinci sıradaki yazılanlar burası hariç. Bunları maviyle yazdık. Onlar da emre hadır. Aynı fiillerin emre hadırı oluyor. Peki bunların babları ne arkadaşlar? Şuranın babı bunu söylemiştik. Bu da ne babından? Bu sülasi değil. Dört harfli olduğu için rubai. Rubai kaç fiildi? Üç fiildi. İfal, tefil, mufale. Yani ifal babı, tefil babı ve mufale babı. Bu mufale babından oluyor. Saade, yusaidu, müsaadeten diye gidiyor. Evet, devam edelim. İmle doldur el feragat boşlukları neyle bil kelimetil münasibeti uygun kelimeyle.
Kelimeler neymiş? Sa'idhum, onlara yardım et. Vakdir, saygılı ol. Ahsin, ihsan et, güzellik yap. E'atif, yani hoş davran, iyi davran. Amilhum, onlara muamele et. Şimdi buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Buraya arkadaşlar ahsin yazıyoruz. Şöyle. Şimdi bununla yazmayalım. Metnin üzerinde kalır. Şöyle yapalım. Evet. Ahsin ilen nas. İnsanlara, gördüğünüz gibi burada kaldı. Ahsin ilen nas. İnsanlara iyilik yap. Sonra ne diyoruz? Ve sa'iduhum. Onlara yardım et. Nerede yardım et? Fi şu'uni hayatihim. Hayatlarındaki işlerinde. Yaşamlarındaki işlerinde. Yani günlük işlerinde. Şu'un işler manasında burada. İşlerinde. Onlara yardım et. Ve amilhum. Onlara muamele et. Bi lütfin ve ihtiramin. Saygı, nezaket, güzellikle onlara muamele et. Ve vak kır. Onlara saygı göster. Saygı göster. Kime? Kebirahum. Onların büyüklerine saygı göster. Vatif. Ve onlara şefkatli ol. Ala sagirihim. Onların küçüklerine de saygılı ol. Pardon, şefkatli ol. Li'ennel ihsan. Li'ennel ihsane. İnnenin ismi nasip olacak. Çünkü ihsan nedir? Burası haber oluyor. A'la meratibil iman. İmanın mertebelerinin en yükseği, en yukarıda olanıdır. Ve le'ennet din. Din nedir? El muameletü muameledir. Yani iyi muamele yapmaktır. Bunların da manası yazıyor arkadaşlar. Üzerinde durmuyoruz. Bu eşleştirmeleri de bu şekilde. Devam edelim. Enşi, inşa et. Şöyle kaldıralım burayı. Bura kaldı bu şekilde maalesef. Şimdi enşi, sen inşa et. Niyi? Cümelen, cümleler. Enşi, fiil, fail. Enşi, fiil, faili tahtında gizli arkadaşlar. Sen, ente yani. İnşa et. Fiil, fail oluyor. Niyi? Niyi, neye, kimi, kime meful oluyordu. Cümelen, cümleler. İnşa et, meful, öyle cümleler ki, bu da sıfat, bu da mevsuf. Bu cümleleri vasfediyor, yani açıklıyor. Nasıl cümleler olacak? Müfideten, anlamlı, anlaşılır, bir şey ifade etsin. Nasıl inşa et? Bitmiyor. Bu da mefulü mutlak. Müstakdimen, kullanarak. Buranın taalluğu buraya ait. Yani buraya bağlantı yapıyoruz. Nasıl inşa et? Müstakdimen, kullanarak. Neyi kullanarak? Burayı da buraya bağlantı yapıyoruz. El kelimatil atiyete. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak anlaşılır, anlamlı bir cümle inşa et. Kelimeler neler? Amin. Bunu daha önce gördük önceki videoda. Amene yu'aminu. Bu faale bağımından emrahadır. Değil. İf'al bağımından emrahadır. Manası duayı bir fiildir. İstecib du'ana demektir. Duamızı kabul et Allah'ın manasını. İhtina. Bize hidayet ver. Hidayet et. Eslim, eslim, teslem var ya, eslim yani Müslüman ol manasında, farklı manalarda var. Vahid, tekle, birle, yani Allah'ın vahdaniyetinin bir olduğunu kabul et manasında. Ecib şefeviyen, sözlü olarak cevapla. Anil esiletilleti ol bir sorular ki, öyle sorular ki, teli, takip eden, gelen, ennessalati, aşağıdaki metinde gelen, soruları cevapla. Şimdi An ibn Umar. Arkadaşlar Ömer ama biz Arapça olarak okuduğumuz için Umar dememiz lazım. Ayn harfiyle. An ibn Umar radiyallahu an yekul, söylüyor. Yani Hazreti Ömer Efendimizin oğlu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdu. Eyyuma imri'in, eyyuma imri'indir. Fakat hemzetübnin ve bne'in ve bnetin, bunların hemzesi hemze-i vasıl olduğu için geçiş halinde düşer. Durursak şöyle olur. Eyyuma, durmak, nefes almak demektir. Vakıf yapmak. İmri'in. Vasıl yaparsak, geçersek nefes almamadan ikisini birleştirir. Yani okumaktır.
memri'in, herhangi bir kimse, herhangi bir kişi, kale dedi, kime li ahihi, kardeşine dedi. Ne dedi? Ya kafir, kafir dedi. Fakat ba'e muhakkak ki ba'e döner biha ona ne ahaduhuma ikisinden biri onun ikisinden biri döner. İnkâne eğer ki kema kâle dediği gibi ise yani kafire kafir dediği gibi ise onun ikisinden biri kendine döner ve illa değilse raciat aleyhi ona döner. Yani burada şu denmek isteniyor arkadaşlar. Eğer ki bir Müslüman, Müslüman kardeşine kafir demişse, o kafir olmadığı için o kişiye döner. Allah muhafaza insanı dinden çıkarır. Buradan bu anlaşılıyor. Ahrecahu el-Bukhari fil edep rakamul hadis 6400 6104 ve Müslim fil iman rakamul hadis. Bunlar da hadisler nereden rivayet edildi ve kim ahrecehu, kim çıkarttı, kim rivayet etti ve nerede olduğu yazılıyor. Ve mana ba'e. Ba'enin manası nedir? Burada geçti ya. Raca'a döndü. Döndü demek. Rucu etti. Fela yecuzu caiz olmaz. Kim için? Lil müslimi. Müslüman için caiz olmaz. Ne caiz olmaz? Burası cümlesi yecüzü fiilinin faili oluyor. En onun için ne dedik? Ne, kim diye sorduğumuz zaman orası faildir, naibi faildir veya ne caiz olmaz en yekule söylemesin diye kim için? Li muslimin Müslüman için bir Müslüman Müslüman için söylemesi caiz olmaz. Ne söylemesi? Bu yekulü işte ne söylemesi? Ya kafir. Ya kafir diye söylemesi caiz olmaz. Ma mana ba'e. Ba'e ne demek? Ba'e ne demekti arkadaşlar? Bir mana raca'a işaretleyelim. Şurası. Raca'a. Hel yecuz en yekulel müslimu lil müslimi ya kafir. Müslümanın Müslümana kafir demesi caiz mi? La yecuz. Lem yecüz, lemma yecüz, ma yecüz, la yecüz, len yecüz. Kesinlikle caiz olmaz. Ne diyeceğiz? Buna cevap arkadaşlar, la yecüz. Kısaca öyle şekilde, o şekilde söyleyebiliriz. Men ravel hadis, hadisi kim rivayet etti? Ve men ahraca, onu kim çıkarttı? Şimdi burada an İbni Ömer demişti. İbni Ömer radıyallahu an rivayet etti. O zaman şöyle diyeceğiz. Rava el hadis İbni Ömer. وَمَنْ اَخْرَجَهُ Kim çıkarttı? Burada yazıyor. El-Bukhari. Yani bu rivayet edilen hadis Bukhari kitabında yazıyor. O çıkarttı. اَخْرَجَهُ bu o manada. اَخْرَجَهُ El-Bukhari. Bukhari'de ne yaptı? Çıkarttı. Bu şekilde. تَحَدَّث yani bu çıkarttı bizim normal çıkmak çıkarmak manasında değil Türkçe'de. Buradaki hadis lügatında farklı bir manada. تَحَدَّث sen bahset ma zemilike ev zemiletike. Erkek veya kız arkadaşına bahset. Yani buradan erkek kız arkadaş derken sınıftaki arkadaşına bahset. Onu anlıyoruz. Neden? Anül mükeffirati. Mükeffirattan bahset. Küfre götüren sözlerden bahset. Önceki videoda izledik arkadaşlar. Zaten bu ünitenin değil de bu dersin yani birinci ünitenin dördüncü dersinin konusu el mükeffirat ve envaha. Küfre götüren şeyler ve onların çeşitleri hakkındaydı. Bu da üç kısımdı. Mükeffirat itikadi, kavli ve fiili. İşte burada bunu diyebiliriz. Diyor ya arkadaşına bahset. El mükeffirat ala selasete aksam veya selasetu enva diyebiliriz. Kitapta yazdığı gibi. Üç nevidir. Mükefferatü i'tikadiyyetü, mükefferatü fi'liyyetü, mükefferatü kavliyyetü diye üçünü söyleyebiliriz. Daha koy, selasete esiletin, üç sual koy. Sümme ecib sonra cevapla, anha onu kema fil misal, örnekte olduğu gibi sonra onu cevapla. Sual neymiş? Hel tetezekker ma derasnahu anil kelime.
Kelime hakkında ne okuduk, ne ders olarak gördük hatırlıyor musun? Ne am derasna ders olarak gördük veya okuduk, işledik. Aksamaha ve alamatiha kelimenin bölümlerini, kısımlarını ve alametlerini ne yaptık? Kelimenin ders olarak gördük, işledik ve okuduk, öğrendik. Havvil, dönüştür. Şefeviyen nasıl? Şefeviyen sözlü olarak. Neyi dönüştür? El kelimatil atiyete. Aşağıdaki kelimeleri dönüştür. Nasıl? Kıyasen. Kıyas yaparak. Alel misalil mezkur. Zikredilen misal. Örneğe göre. Kıyas yaparak. Aşağıdaki kelimeleri sözlü olarak dönüştür. Bu şu demek arkadaşlar. Misal burası. El misal laibe yelabu ilab. Yani fiil madi, mudari, emri hadır. Bunların da aynısını yap diyor. Hemen yapıyoruz. Taibe yet'abu it'ab. Rabaha yerbahu irbah. Nedime yendemu indem. Feriha yefrahu ifrah, alime ya'lemu i'lem, alime ya'lemu ilme, i'lem, ilmen master olur, i'lem de emre hadır olur, i'lem sen bil. Evet arkadaşlar, böylelikle ne yaptık? Burayı da bitirmiş olduk. Birinci ünitenin dördüncü dersini, ikinci üniteye geldik. Buraya devam etmeyeceğiz. Bugünün tarihi 04.10.2021. Yani okullar açılalı yaklaşık bir ay oldu. Biz bunlara ikinci dönem başladığım için 4, 5, 6. üniteler hazır. YouTube kanalımda yüklü. İsterseniz YouTube kanalıma bir bakalım. Dersleri nasıl bulacaksınız? Başka neler var? Sonra bitirelim inşallah. Arkadaşlar, YouTube kanalımın ismi Bilgi Akademi, gördüğünüz gibi. Burada oynatma listeleri ne var? Buraya bir bakalım. 4. sınıftan 12. sınıfa kadar yazılı soruları var. Bununla beraber 5. sınıftan 7. 10 pardon 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının, İmam Hatip Arapça ders kitaplarının tamamının tercümesi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim için önemli olan 11. sınıf. Şu an için 42 video var. 2. ve 3. üniteyi de bitirdiğimiz zaman 70 civarında bir video olacak. İnşallah tahmini olarak söylüyorum 65-70. Arkadaşlar, oynatma listesi burada. Sindeki videolar bu şekilde. Burada reklamlar çıkar arkadaşlar. İlgi alanınıza giriyorsa tıklayın. Girmiyorsa reklama atla diye geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, birinci üniteden başlıyor. Altıncı ünite, evet, sonuna kadar bu şekilde gidiyor. Biz ikinci ve üçüncü ünitelerde inşallah en kısa zamanda 2 hafta içerisinde falan bitiririz. 2 haftaya da kalmaz. Evet arkadaşlar, bu şekildeydi oynatma listesi. Şu an için 42 video var. Bu ikinci ve üçüncü ünitelerle beraber daha da fazlalaşacak. 65-70 civarında olur inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi bir oynatma listelerine tekrar dönelim. Evet, gördüğünüz gibi size kolaylık olsun diye arkadaşlar Türkçelerin tercümlerini de ekledik. Şimdi oynatma listesine tekrar bir daha döneceğiz. Ana sayfaya. Evet arkadaşlar, derslerden sıkılırsanız şurada dini hikayeler var oynatma listelerinde, gördüğünüz gibi. Yine oynatma listesi başlığı altında dini hikayeler. Böyle farklı, mesela Ayasofya'nın gizem ve sırları gibi. Bu da geçer yahu, bir dervişin hikayesi. Abraş, kör ve kelin hikayesi. Bunları da ara sıra böyle göz atabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. Fi emanillah. Allah'a emanet olunuz.